kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yayın kemençe üzerindeki kullanımını anlatıyorum. Şimdi yay üzerinden orta ve yüzük parmağını arasına koyuyoruz. Yani lastikli alanın arasına koyuyoruz. İşaret parmağı ve serçe parmak dışarıda kalıyor. Yani desteklemek amaçlı. Baş parmak da öbür arka tarafında kalıyor. Ama bunun yayını geriyoruz yani. Yoksa yay sürtmez. Şimdi yayı, yani yayı böyle çevirmiyoruz hani. Hani keman gibi düşünün. Hani böyle değil de kemençemizi çeviriyoruz. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Şimdi başlıyorum. Şimdi ilk başta bir ince taraftan bir kalın taraftan, yani re notasıyla ince ve ortaya sürüyorum. Bir de orta ve kalına sürüyorum. Başlıyorum. Sadece yay, sadece kemençe çeviriyoruz, yani yay aynı kalıyor, sabit. Sadece yay atışı olarak. Bir daha. Dediğimiz gibi yayı geriyoruz böyle. Sadece kemençeyi çeviriyoruz. Kemençin ya üzerine kullanım. Hani nota diyoruz ya işte. Mesela kemençeyi çevirdik ama yayı çevirmedik yani. Sadece yay atıyoruz yani. Tekrardan. Bir kalınan, bir inceden bir kalınan. Yani başta dediğim gibi, yani yayı böyle çevirmiyorum. Sadece kemençeyi çeviriyorum. Bir sağa bir sola. Yani tarafına göre. Bir inceli orta tel. Bir de ortayla kalın tel. Tekrardan. Şimdi bir o inceli ortaya sürüyorum. Kemençeyi çevirdim yana. Boş tel ama. Çevirdim kemençeyi. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bugün sizinle yayın kemençe üzerindeki kullanımını anlattım. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.